Ekmek aşı. 4 dilim patatesli köy ekmeği, yarım kilo dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 3 adet yumurta, 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı bitkisel margarin. Üzeri için 1 su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şimdi ekmek aşı yapacağız. Kocaman bir ekmeğimiz var. Evet. Ve bu ekmeğimizin bir özelliği var. Önce ondan bahsedelim. Evet. Bolu'nun meşhur patatesli köy ekmeği. Bolu'nun patatesi meşhur biliyorsunuz. Bunu sen oradan getirdin. O yüzden de ekmeklerde evet. Bolu'dan getirdim. Patatesle yapılıyor. Ama bu dinlendirilmiş. Biraz bayatlamış olması lazım. Evet. Aslında bu yemeğin amacı bayatlamış ekmekleri değerlendirmek. Çok üstü bir yemek olduğu için. Amaç o. Anadolu'da bir sürü yerde işte papara var. Buna benzer bir sürü ekmekli tarifler var. Bu da Bolu'ya özgü olan tarif olacak. O yüzden bir iki gün ben bayatlatıp getirdim. Biraz da fırınlayıp kurutacağız. Pişirdiğimizde ekmek lapa olmasın diye zaten bunun amacı. Peki patatesli ekmek bulamazsa hanımlar ne kullansınlar? Normal evdeki somun ekmek, beyaz somun ekmek kullanabilirler. Fırında kuruttukları zaman her ekmek kullanılabilir ama sert ekmekler kullanılmasında fayda var. Sert ekmekleri genelde böyle kruton gibi yapıp fırında öyle kurutursanız daha da lezzetli olacaktır. Evet, evet. Hadi başlayalım. Önce o zaman onu keseceğiz değil mi? Şöyle alalım. O fırına pişerken biz de aşımızı yaparız, aş kısmını. Bu mesela bu ekmek aşı tarifi bence sahur için de çok ideal. Tabii kesinlikle. Değil mi? İçinde ekstra tok tutacak var. Güzel bir tarif. Böyle bol ekmekli. Yumurtası var. O yüzden bu tarifi hem iftar menünüzde hem sahurda değerlendirebilirsiniz. Fırında zaten yemeğimiz var. Pişiyor orman kebabı. Hemen üstüne böyle. Zaten fırına. Bir 5 dakika olsa yetecektir. Amaç biraz kuruması. Aynı anda ikisini pişirebiliriz. Ben fırının kapağını hemen açayım. Bu sırada bakalım. Evet, hamurumuz da güzelce pişmeye başlamış. Bir yandan onu da kontrol etmiş olduk. Birazcık kızarması bizim için yeterli. Biz de bu sırada gelelim aş harcını kısmına. Hazırlamaya. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi önce birazcık yağ koyuyoruz. Tamam. Soğanımız var. Soğanımızı koyacağız. Ayçiçek yağı, margarin. Koyayım. Ne kullanalım? Margarin kullanalım. Bitkisel margarin kullanacağız. Evet. Ne kadar kullanıyoruz? 2 kaşık koyabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar. Evet. Şuradan hemen alalım. Şöyle yine oradan bir bıçak alacağım. Seni rahatsız edeceğim. Tabii. En sevdiğin yemek nedir senin Gönül abla? Yemekten keyif aldığın. Valla aslında ben hiç yemek seçmiyorum. Aa, her şeyi yer misin? Her şeyi yerim. Valla. Deniz ürünlerini çok seviyorum. Deniz ürünlerini. Evet. Ben çok tercihim severim. Onlar. Ama çok seçtiğim bir yemek de yok. Şimdi iki dişli sarımsak koyacağım. Şunu ekleyelim şöyle. Bu da o zaman eski bir zaman yemeği. Tabii bu çok eski bir yemek. Herhalde eldeki malzemelerle. Değerlendirmek için üretilmiş bir yemek mutlaka. Sarımsaklarımızı da koyalım. Onu bekliyoruz. Odamız gibi koksun içinde. Evet. 2 küçük koydum. Sonra üzerine koyacağımız sarımsaklı yoğurtta da birazcık sarımsak olacak. Onun için sarımsağı fazla kaçmadan çok fazla yapmak koymuyorsa, daha iyi. O zaman kıymamızı ekliyorum. Ekleyelim. Biraz çünkü artık ben de rengi döndü bakayım. Soğanlarımızın. Sarımsaklı yoğurdu yapayım mı? Olur. Bir yandan onu yapalım. Biraz kavrulduktan sonra zaten domateslerini ekleyeceğiz. Evet. Ondan sonra tuzunu, karabiberini. Evet. Yavaş yavaş da suyunu. Biraz suyunu zaten koyacağız. Bu arada bir püf noktası var. Tabii. 3 tane yumurtayı çırpıp koyacağız. Terbiye edeceğiz aslında bir şekilde. Tabii. Evet. Tamam. Yumurtayla daha lezzetli o zaman olacak. Biraz pişsin. O sırada biz de terbiyemizi, evet, yoğurdumuzu ayarlayalım. Hazırlayalım. Sonra birleştireceğiz.
sarımsaklı yoğurdumuz hazır. 3 yumurtamızı da buraya kırdık. Bu arada hemen bir fırına ekmeklerimizi alalım değil mi? Tamam, o da olmuştur. Olmuş. Zaten çok fazla pişmesini istemiyoruz. Şöyle bir kızarması yeterli bizim için. Şimdi biz bu noktada ne yapıyoruz? Şimdi yumurtaları çırpıp koyuyoruz. Tamam. Sonra hızlıca hemen suyunu ilave ediyoruz. Hmm. Sıcak su değil mi? O zaman sen bunu çırparken ben sıcak su olacağım. Yavaş yavaş ekledim. Yumurta tamam. Topaklanmasın diye. Hı-hı. Şimdi suyunu koyuyoruz. Suyumuzun ölçüsü. Yarım litre kadar koyalım. Ekmekleri çok çok da ıslatmayacağız. Lapa gibi olmasın. Hı-hı. Ama ekmeklerin de hepsini de kaplayacağız. Şöyle bir karıştıralım mı? Acaba nasıl oldu? Böyle çorba gibi de olmaması lazım değil evet. mi? Evet. Azıcık daha koyalım. Biraz daha. Tamam. Gerçekten ekmek kaşığı bu değil mi? Evet. Tamam. Biraz toz kırmızı biber yakacağız üstüne. Bu arada biz kıymalı harcımız içine tuz karabiber koymadık. Sarımsaklı yoğurduna tuz eklemiştik. Evet. Sahurda da çok fazla zaten su evet. atmasın diye böyle tercih ediyoruz. Ramazan yemeği olduğu ha. için çok ama mutlu. Tercih edenler ona da tuz karabiber koyabilir. Evet. Biz sadece yoğurda kullandık. Son tarifimizde ekmek aşımız hazır. Artık bir tek orman kebabının sunumu kaldı. Onu da hemen sunalım. Ondan sonra soframıza geçeceğiz.